Değerli kardeşlerim, tekrar merhabalar. Sitavi derslerine devam ediyoruz. İnşallah programın her türlü özelliğini size anlatmaya çalışacağım. Size yardımcı olsun. Program gerçekten önemli bir program. Yani Türkiye'mizde pek fazla bilinmiyor. Daha çok mesela insanlar gelenekselleşmiş Eee fişleme metodunu kullanıyor. Gelenekselleşmiş yani özet çıkartma, ondan sonra da Word'u kullanma gibi. Eee... Davranışlarla arkadaşlar. Yani akademik dünyada devam etmeye çalışıyoruz ama bunun dışında da farklı programlar kullan yani dünya kullanıyor. Benim de görevim size bunlardan bazılarını tanıtmaya çalışmak arkadaşlar. Yararlı olabilirsem ne mutlu bana. Hem öğretirken size de kendim daha iyi öğreniyorum. Yani o amaçla da benim için iyi oluyor böyle videolar çekip de hazırlamak. Ben bugün size mesela sitavi programının yine farklı bir özelliğinden bahsedeceğim. Oldukça da işimizi kolaylaştıracak. Şimdi bazı arkadaşlar mesela sitavi ile çalışmasını yapar, yorumlarını falan alır. Yani künyelemesini yapar. Bazı insanlar diyelim ki sitavi bir arşiv programı olarak kullanır. Bazı insanlar yani araştırmacılar sitavi sadece ee, diyelim ki not amacıyla yani bir pdf okuyup da not tutma amacı olarak da kullanabilir. bazı insanlar programı tam anlamıyla mesela %100 kullanabilir. Yani bu kişiye göre değişebilir, kişinin amacına göre değişebilir. Ben yine size, sizlerin işlerini kolaylaştırabilecek bir özellikten de bahsedeyim. Diyelim ki mesela biz burada çalış kategori ağacımızı yaptık, her şeyi hazırladık, işte notlarımızı falan aldık. Artık yazacağız ve bu notlarımızı kategorilere de yansıttık. Yani Word'a geçip Word'da yazımızı yazmamız lazım. E tabi elbette Word'da yazı yazarken mesela başlıklar meydana getirmemiz lazım. CTV bize ne yapıyor arkadaşlar? Diyor ki yani bende oluşturduğun yani bu programda sitavi programda oluşturmuş olduğun kategori ağacını ben diyor Word'a export yapabilirim. Yani başlık özelliği taşıyacak bir şekilde sana içindekiler kısmını Word'da meydana getirebilirim. Sen onunla uğraşmana gerek kalmaz. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Hemen buraya geliyoruz kategori bölümüne. Mesela sağ tıklıyoruz. Bakın sağ tıkladıktan sonra export kategori sistem to Word. Bakın export kategori sistem to word. Dikkat ederseniz buraya nereden geldim? Şöyle faydan falan gelmedim arkadaşlar. Nereden geliyorum? Bakın kategori alanın içerisine tıklıyorum. Tıkladıktan sonra export kategori sistem diyoruz. Ondan sonra to word. To word dediğimizde bizde mesela böyle bir word dosyasını kaydetmemiz istiyor. Ben masaüstüne kaydettim. Hemen gidip bakalım. Bakın masaüstüne geldik. Şuraya kaydettik. Bu şekilde geliyor arkadaşlar. Sitavi exportunu bu şekilde yapıyor. Tıklıyoruz. Evet. Bir sorun yaşadı. Ben onu tekrar yapayım. Size ee, sileyim. Evet. Sileyim. Tekrar yapacağım. Birlikte görelim arkadaşlar. Bakın. Bir daha yapıyorum. Bakın. Export kategori system to board. Tıkladı. Ben mesela dedim ki 7 ee, yani masaüstüne kaydet dedim. Ben sonra silerim. Hemen kaydını gerçekleşti. Bakın. Export başarılı bir şekilde gerçekleşti. Hemen kontrol ediyorum. Gelmiş mi? Evet. Açıyoruz. Bakın. Açıldı program görüyorsun burayı ben kapatayım siz karıştırmasın dikkat edin bakın arkadaşlar şu anda bir Word'da içindekiler sisteminin yani içindekiler sistemini meydana getirecek olan başlıkların bir aradaki durumunu görüyoruz bakın mesela sıralama da gelmiş bakın birin biri birin birinin biri birin birinin ikisi birin birinin üçü birin ikisi birin üçü birin, üçü, birin üçünün biri böyle bu şekilde mesela site bize bunu otomatik bir şekilde gerçekleştiriyor ve sunuyor arkadaşlar Word'a atmamızı istiyor yani Word'a atmamızı izin veriyor. Bize düşen görev ne? Artık bunun yani altına girip e, yazımızı yazmak arkadaşlar. Bu şekilde yazımızı yazmak. Peki mesela ben bunu mesela Word'da işte görünüm kısmından gezinti bölmesinde de görebilir miyim? Bakın burada da Word'da da görebilirsiniz. Ben şöyle biraz arayı açayım da. Niye açamıyorum? Hı. Şöyle açayım. Görün. Arkadaşlar bunların her birisi bir başlık. Yani sitavi aktarırken bunlara başlık özelliği veriyor. Bakın dikkat edin girişte bakın. Başlık 4. Bakın başlık hep başlık. Bakın şu başlık. Başlık 2. Evet. Yani bunu da yapmaktan kurtarıyor bizi. Bu da bizi oldukça hızlandırıyor arkadaşlar. Yani sitavi diyor ki ee ben de diyor yani kaynaklarını topla ya da birlikte toplayalım. Sen künyeleri düzgün bir şekilde ekle. Künyelerin e, altlarına kaynakçanı güzelce yerleştir. Yani pdf dosyalarını falan hepsini yerleştir. Bunları oku. Bunlardan not al. Bu aldığın notun hangi kategoriye ait olduğunu yerleştir. Yerleştirdikten sonra da e, ne yap? Bunları mesela Word'da istersen birleştir. Ya da ben diyor o başlığı mesela o kategoriyi yazayım. Sen sonrasında birleştir. Diyor ki ben yazarken yani hem dipnotunu atacağım hem de kaynakçasını vereceğim. Sen Senin o, o konuda mesela yorulmana gerek yok. Sen sadece bağlayıcı cümleler kur. bak Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Yeter ki düzgün bir not alma yapalım. Düzgün bir araştırma yapalım. Yani yazı üretelim. En önemli nokta bu. Evet arkadaşlar. Bu dersimizde ne yaptık? Bu dersimizde Sitabi'nin farklı bir özelliği olan kategori ağacını export ettik. Nereye export ettik? E, Word programına export ettik. Word'da bir içindekiler kısmı meydana otomatikman getirdik. Şurası bir arkadaşlar. Burayı silebilirim ya da isteyebilirim ki başka bir şeyler de yazabilirim buraya. Bu nereden şu başlığı getiriyor. Ben burayı düzgün bir şekilde yazarsam bu da otomatikman buraya da yansıyacak. Yani demek istiyorum ki şurada bir ee, evet dediğim gibi burada düzenleme yaparsam sıkıntı olmaz arkadaşlar. Yani benim burada görevim size programın en ince ayrıntısına kadar özelliklerini ortaya koymak. E, bu da bu özellik de bunlardan biriydi arkadaşlar. Evet. E, tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar.